Ama tablo mantığını öğreneceğiz ki orada HTML'imizi konuşturabilelim. HTML'i tanımlayacaksanız diyor arkadaşlar, table tag ile tanımlarsınız. Başka yolu yok. Bu tag'i kullanacaksın tablo yapmak için. Her satır TR ile yazılır. TH ile başlıklar yazılır. TD ile de datalar yazılır diyor arkadaşlar. Şimdi göreceğiz zaten onları. Şöyle alayım. Yani ne dedim ben? Table'la açılır. TR ile satır. TH ile başlık. TD ile de arkadaşlar neydi? Bizim verilerimiz olur. Burada da aynısını yapmış. İşte genişliği demiş %100 kaplasın sayfayı. Bir tane table oluşturacağım. Gördüğünüz gibi şimdi bunu zaten şu anda hani göstermeyeyim desem de burada sıkıştım, mecbur göstereceğim şu an. Şimdi arkadaşlar stiller ne demek? Onlara girmem lazım. Bak stil veriyor çünkü burada CSS'de. Şimdi arkadaşlar kısacası aslında şu kullanımı. Şunu ben kapatayım artık, kaydedeyim. Yeni bir tane konuya geçiyorum. Yeni klasör diyerek tables diyorum buraya. Tables dedikten sonra bir tane dosya açacağım. Ona da table.html diyeceğim. Şimdi arkadaşlar gövdem gelsin. CSS'leri 3 yere yazarsınız. Biri hidden içinde olur. İşte buraya dersin ki style. Style verirsin. Buraya yazarsın. İşte dersin ki TD işte parantezler içerisinde işte background efendim söyleyeyim blue gibi. Birinci kullanım budur. İkinci kullanımı işte burada bir tane ne yapmış mesela? Table style gibi. İşte ne yapıyorsun? Table etiketini açıyorsun. Buraya stili line CSS deniyor. Satır olarak kullanıyorsun. Ne diyorsun burada? İşte width demiş. Genişlik CSS'i. Width diyor. İşte %100 diyor mesela. Bu da satır CSS. Bir tanesi de arkadaşlar şudur. Buraya style.css yazarsın. Bütün stillerini bu sayfaya yaparsın. Bunları zaten dediğim gibi göreceğiz. Mantık bu. Ama en size affetmeyeceğim kullanımınız açık konuşayım. Bu arkadaşlar şu an belki göreceğiz ama şu kullanım şöyle bir sileyim. Şu kullanım affedilmez. Bir yerde çalışıp da bunu kullanırsanız artık sizin müdürünüz ya da mevkidaşınızın üstü ne der onu bilen sakın bunu kullanmayın. Çünkü diyecek ki ya burada stil verdin de arkadaş diyecek 100 tane tablo oluşturacaksın. Her tabloya mı vereceksin diyecek stilleri. O yüzden hadi bu bir nebze der ki sana sayfadaki stilleri tutarım. En iyisi bu da dosya şeklinde. Hadi bir aşama buradan yırtarsın ama böyle satır CSS'i verirsen çok sıkıntı. Sadece biz örnekleri yapıyorken vereceğiz. Bu doğru bir kullanım, best practice falan diye düşünmeyin sakın. Sadece burada örnekleri yapabilmek adına bir şey oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar CSS kısımlarında daha çok dosyayla çalışırız. Zaten temalarda da gördük ya ne vardı? JavaScript dosya halinde, imajlar dosya halinde, CSS'ler hepsi dosya halinde geliyordu. Biz de ne yapıyorduk? Yolunu veriyorduk. Bütün CSS'leri, bütün sayfalar almış oluyordu. Bir layout yapıyorduk misal. Bütün hepsini almış oluyordu orada. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Satır halinde başlıklarını koyuyorsun. Sonra satırlar halinde TD ile bunları dolduruyorsun. Hadi gelin bir tane ürünler tablosu yapmaya çalışalım beraber. Şu stili ben gene silmek istiyorum buradan. Şöyle. İlk önce table'da tanımlarsın dedik. Tanımladık. Daha sonra arkadaşlar ne dedik?
satırlarını koyarsın, sonra buraya ne yapacaksan artık ona karar verirsin. TR'ler açarak ben buraya TH çarpı 3 diyorum diyor. Ya da biz ne yapalım? TH çarpı 4 yapalım. İşte ID verelim. Şöyle küçük olsun. İşte ürün kodu verelim. Ürün adı olsun. İşte bir de kategorisi olur. Bunlar başlık. Kategori. Burada bitiyor TR'lerin. Daha sonra iniyorsun. Yine TR, bu değişmiyor. Sadece içindeki değişiyor. İşte TD çarpı 3. Artık verileri gireceğim diyor. Özür diliyorum. Alışmışım 3'e. Şöyle de çarpı 4. Şimdi buraya veriler. ID'si 1. Ürün adı ne diyelim? Mercedes Benz ya da ZDF motor. İşte ürün kodu olacaktı bu. Şunu alıyorum buradan. Nazar değdi, bak bana gel. Şuraya ürün adını alacağım. Buraya da diyorum ki 2003 206 14 89. İşte kategorisi yedek parça mesela. Şimdi çok feci bir soru geliyor. Bilemeyeni, hepinizi bilmenizi istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yine TR'ye geldim. Bir veri daha ekliyorum buraya. Çarpı 4. Buna da işte ikinci ID olsun. Burası 2003 206 14 90. İşte bu da ne olsun? Kapı kolu. Ben otomotivden geldiğim için örneklerde böyle, kusura bakmayın valla. Kapı kolu. Bu kısımda arkadaşlar yine yedek parça. Şimdi sayfamı çalıştıracağım. Oraya kadar serbestsiniz. Ondan sonra çok feci bir soru geliyor. Arkadaşlar sayfamı çalıştırdım. Oo, çok kötü bir görüntü. Kullanıcıya verilmez. Bu adam diyecek, deftere yazsaydın daha iyiydi falan. Şimdi o kısma geliyoruz. Şimdi soruyu soruyorum. Arkadaşlar siz veri tabanını bağladığınızda tek tek mi yazacaksınız bunları? Bunun bir çözüm var mı MVC'de? Varsa ne? Aklınıza ne geliyor bununla alakalı? Duymak istiyorum. 150 bin tane kayıt var. Hepsini tek tek böyle elle mi yazacaksın? Defter miyiz biz? Katip miyiz? Evet, dinliyorum. MVC'den konuşuyorum. Şimdi tablo oluşturdun. Kullanıcıya sunacaksın verilerini. Tek tek mi yazacaksın buraya TR'leri? Aklına herhangi bir şey gelen var mı? Kendini Visual Studio'da VFX ekranında düşün. Yok mu kimseye? Nasıl? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hocam şimdi arkadaş Tatak Bilit bir demiş. Biz bunları liste halinde mi çekeceğiz? Soru o şekildeydi galiba. Evet, yani liste halinde değil, o kadar kopya vermedim de şimdi. Yani diyorum ben burada hani HTML öğretirken gösteriyorum. MVC'de çalışıyoruz. Veri tabanında bu dost, senin verilerin. Her seferinde böyle ben işte kayıt kayıt yazacağım mı? Bunu ben MVC'de ne yaparım? Ne aklıma gelir ilk benim? Evet, cevap o zaman ben vereyim. Arkadaşlar ben şu anda VFX'teyim. VFX'imin ismi ne biliyor musunuz? İşte sallıyorum, yedek parça ekranı. Bunu tamamen işte deyim olarak söylüyorum. Böyle bir sayfam var. Amacım ne benim? Amaç verilerimi, veri tabanındaki verileri table'a listelemek. Çözüm sadece bir kopyaydı bu. Arkadaşlar Razer syntax'a ne yapıyorsun? For H diyorsun. Daha sonra burada işte onun pıtı pıtı kodları var bildiğiniz gibi. Mantık ne? Bütün burada table'ın kayıtları arasında gezineceğiz. Biz hiç böyle işte bunları yazmayacağız. Kullanımını bileceğiz. Daha sonra
Buradaki HTML bileşenleriyle, TD'lerle, for each'le sarmallayacağız ve diyeceğiz ki, sallıyorum, metin olarak yazıyorum daha iyi anlaşılsın. Veri bitene kadar dön diyeceksin. Yani ne demek istedim ben burada? Şunu demek istiyorum. Şuradan alayım kalemimi. Diyorum ki burada ben verilerimi listeleyeceğim için bu veriler nerede? Benim işte database'imde. Ne bu? Burada bir table var. Bu tablodan geliyor veriler. Bilmek zorunda değildiniz zaten bunu. Motivasyonunuzu bozmayın. Table'dan verileri ben çekip getireceğim işte model vasıtasıyla, class'larla. Daha sonra burada for each'i kullanıp benim diyeceğim table'ım var bir tane orada. Oradaki kayıtları içinde dön. Bu döndüklerini TD'lere at. Ama kayıtlar bitince de dur diyeceğim. O kendi dönecek. Bunu bir tane böyle bir tanesinin içinde yapacağız. İş bitecek arkadaşlar. Sadece oradan bir size ileride neler yapacağımızın şeyini göstermekte amacım. Şimdi biz görünüm kötü olarak bir tabloya ulaştık. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz bakalım. Bir tane kenarlık ekleme. Geldik CSS'e. Şimdi bakın arkadaşlar burayı lütfen iyi dinleyin. Benim table'ım var, th'm var, td'm var. Yani başlıklarım var, verilerim var. Buna border ekleyeceğim. O halde bunları tutacağım için ne yapıyorum? Head'ın içinde ben bir style açıyorum. Bunu göstereceğiz mecburen şu an. Style'ı açtığım zaman burada ne demiş? Önce belirt bileşenleri. Birincisi table, ikincisi işte td, üçüncüsü th. Sonra köşeli parantez aç, ne yapacağını söyle. Ne yapacağım? Border vereceğim 1 piksel. Border veriyorum 1 piksel. İşte solid dersem ne olur misal. Hadi solid dedim ben. Renk de vermedim. Default zaten siyahtır benim düşünceme göre. Geliyorum dokümantime. Evet. Yeniliyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? İşte bütün o yazdığım tablolarımı hemen solid olarak arkadaşlar tablo kenarlığımı ekledim. Şuraya da diyebilirim ki şöyle tablo kenarlığı eklemek CSS ile. Arkadaşlar bir sıkıntı yok. İşte bileşenlerini yazıyorsun. Table, th, td. Bunlara 1 piksel solid olarak ver. Ya da işte 2 piksel ver. Hemen zaten 2 piksel dediğinde kalınlaştıracaktır burayı. Evet, bu şekilde tablomu biraz daha toparladım. Bakıyorum table'ıma bu kısımda. Neyi unuttuk arkadaşlar? Biz burada bir de table'ın bir özelliği vardı. Şuradan hatırlayacağınız üzere. Burada table ne demişti? Stili vardı. Width %100. Burada araya girmek isteyen girebilir. Bunu ben illa satıra mı yazmam lazım sallıyorum. Table'a mı? Hayır. Buraya arkadaşlar şimdi buraya yazarsam hepsini etkileyecek. Ben buraya ayrı bir table olarak CSS yazıyorum. İşte table diyorum. Width ne dedim? %100 mesela. Kaydediyorum. Geliyorum sayfama. Gördüğünüz gibi bütün sayfayı kaplı demek arkadaşlar. Burada %100 dersem. Yani orada aslında o kareyi gösteriyor. İşte sen burada %80 dersen 20'sini bırakırsan sen sayfayı nasıl kullanacaksan onu bilmen lazım. Sana bağlı. İşte burada nereye koyacaksın? Alta bir yere mi? Ona göre ayarlıyorsun. Şimdi arkadaşlar bakın ilk hale göre biraz biraz güzel gitmeye başladık tablolarda. Border ekledik. Geldik. Collapse borders var. Buraya girmeyelim şu an için. Geçiyorum. Bir de padding verme var arkadaşlar. TH'da TD'ye vermiş.
15 piksel bir padding veriyor. Son halimiz neydi bizim? Şöyle bir bakalım. Şunu kapatayım. Şunlar bir kapansın arkadaşlar. Şurada. Şöyle bir durum var. TH'lar ve TD'ler. Bakın şuralar. TD buralar. Veriler. TH'da başlıklar. Şimdi buraya padding 15 piksel veriyorum. Yine ne diyeceğim? Burada geleceğim bu sefer. TH bileşenim virgül TD bileşenimi. Yine açtım. Padding değeri veriyorum. 15 piksel diyorum. Kaydediyorum. Gidiyorum belgeme. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Aradaki boşlukları arttırıyor arkadaşlar. Padding. Şunu da şöyle bir orijinal göster deyip ben çevirmesin. Şunu da başımıza bela. Evet. Devam ediyorum. Şimdi işte sola yanaştırma var. İşte TH'ları sola yanaştır. Text align'ı kullan diyor burada da. Hemen uygulayalım. Geliyorum burada. TH diyorum arkadaşlar. İşte text align'ı kullanacağım. Ne demiş burada? Biz de aynısını diyelim. Left diyoruz. İşte left dersem sola yanaştıracaksın. Şöyle. İşte burada center yapabilirsin. Basit bir şey ama o kadar çok işinize yarayacak ki her tabloda. Center dersen ortaya yanaştırır. Peki ben buraya TD'leri de verirsem işim daha iyi görülür değil mi? İstersen tabii. Evet, hepsini ortaladım şu anda. Yani şu CSS'i de ufak ufak giriş yapıyoruz. Buradan anladığımız ne? Ben burada verdiğim bileşenleri uygularım bunu. İşte TD'yi vermezsem uygulama, duruma göre de davranırım. Nasıl işime geliyorsa o şekilde CSS'lerimi kontrol ediyorum. Arkadaşlar devam edelim. Burada yine border spacing, biraz daha ayrıntılar. İşte call span var. Yani bu nedir? Burada dediği gibi hücreleri, birden fazla hücreyi birleştiriyor. Yaptığın işlemse sadece TH'a gelip işte iki hücreyi birleştir diyorsun. Row span var. Onda da TH'a gelip row span diyorsun. Sadece diyeyim call span ve row span ve kaç hücreyi birleştireceğim. Caption kısmı var. Tabloya bir tane başlık veriyorsun. Hemen table'ın altına verebiliyorsun onu. Geliyorsun table'ın altına. İşte buraya caption diyerek, burada caption diyerek, burada ne diyelim? Ürünler tablosu. Bunu verdiğinde en üstte sana başlığını verecektir. Gördüğünüz gibi. Daha sonra caption'ın işte arkadaşlar burada yine aynı şekilde işte caption dersin. Caption. Daha sonra CSS'ini veriyorsun burada ne istiyorsan. Tablolarda arkadaşlar genel itibariyle böyle. İşte o kadar çok şey var ki bir derste anlatılacak gibi değil. Burada hepsini bulabileceksiniz. Ya bunların çoğunun hani kaba tabirle babası, aslanı bootstrapped olduğu için biraz da hızlı geçtiğimden farkındasınızdır. Nasıl kullanacağımı bileyim yetiyor bana şu an. Hepimiz için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şunları da bootstrapped'e göstermek istiyorum. Bu even ve odd diye bir şey var. İsterseniz bir tanesini uygulayalım. Şöyle alayım ben bunu uzun uzun yazmaktansa. Şöyle kopyalayalım. Gidelim CSS kısmına. Mesela şuraya yapıştıralım bunu. Bizim table'ımız zaten normal table ismi. Şöyle background color'u vermiş kendi. Bakalım bir değişiklik olacak mı biz uyguladığımızda. Gördüğünüz gibi tek olanlar, yani tek haneleri, şimdi burada bir tane daha olsaydı, yapalım onu da daha iyi anlayalım. İşte şuraya bir tane daha kayıt açalım. CTC. Hadi iki tane daha açalım, aynısı olsun da önemli değil. Bir şey görmek istiyoruz. Şöyle bakın. Sadece ID'lerini değiştirelim. 1-2 dedik. Şuraya 3 diyelim. Şuraya da 4 diyelim.
Ben şu an odu kullandım. Tek hanelerde yaptı. Arka planları. Ben eğer bunu even yapsaydım bu sefer de çiftlerde stil uygulayacaktı. Birini işte bunu ot diyelim. Birini çift, birini tekte yapıyor arkadaşlar. Excel'de hani biçimlendirmelerde görürsünüz ya. Onunla ilgili bir şey. Şimdi arkadaşlar gelelim. Exercise'ımız var. Ondan önce bazı kullandığımız şeyleri anlamaya. Şöyle ince bir kalem alayım. Arkadaşlar tablo oluşturmak için ilk önce table etiketini kullanacaksınız. Satır oluşturmak istiyorsanız TR'yi kullanıyorsun. Yine T'de dediğim gibi data. Şöyle tutun arkadaşlar aklınızda ya. Her şeyi unutun. Şunu inceye alıyorum. Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Table tanımlarken table zaten ismi. Aslında bu table row ne biliyor musunuz? Bu table row işte söyledim yani. Şuradan yazıyorum. TR'yi şöyle tutacağım aklımda. Table row'dur. Table row nedir? Satırdır. TD nedir? İşte table data'dır. Veriyi tutar. TH nedir? Table height'tir. Başlığı tutar. Böyle daha yakınızda kalın. Caption tablonun ne dedik? Tablonun başlığıdır. Border kenarlıktır. Bunlar hep akılda kalıcı şeyler. İşte padding verdik arada. Yazıların hizalanması. İşte call span'ı gösterdik. Row span'ı birleştirmeler bunlar. Şu ID'ye geçmedim. Yine CSS'te bıraktım. Şimdi şu kısımda bakalım birliktece bir arkadaşlar table oluşturmuş. Burada bir TR açmış, TD yapmış. Şimdi burada bana yazdıracak olan var mı? Burada table headers'ı name ve age olarak bildirmemizi istiyor. Buralara ne yazmam gerekiyor? Var mı cevap? Anlaşılmadıysa tekrar üstünden geçiyorum. Bana dataları vermiş tabloda. İşte diyor ki bu dataların başlık kısımlarını oluştur. Var mı cevabı olan? Yazıyorum ben o zaman. TR diyorum. Satır oluşturacağım. Yine buraya da TR'yi kapattım. İlk başlığım ne arkadaşlar? TD. Ne olacak? Name olacak. TD'yi kapattım. TH özür diliyorum. TH tabii ki başlık. Yine TH olacak. Alt satırda da tabii ki gitmese. Yine TH. Burada da neymiş? H'miş. Burada da TH olarak kapatıyorum. Sonrasında submit diyorum. Bir de sen göster. Show as aynısını gösteriyor. Gördüğünüz gibi table yaptın, satırları oluşturdun. Sütunlarına TH dedim. Burayı zaten vermiş. Böyle bir örnekti. Şimdi arkadaşlar tables da bittiğine göre ben formlara geçmek istiyordum. Fakat lakin zamanımızda hafta içi olduğundan malum. Bir de bana bir mesaj gelmiş. Bakalım. Fatih Hoca bir şeyler yazmış ya. Virüs var bende galiba. Canı sağ olsun. Arkadaşlar şöyle bakalım. 51 dakikamız olmuş. Yani bugün ana hatlarıyla baktığımda sizlere aktarmaya çalıştıklarım. Şunları şöyle sileyim. Yine beyaz tahtama geçeyim ben. Şöyle bir büyük bir şey alalım. A'yı alalım. Arkadaşlar linksleri göstermek istedim bir. İkinci olarak image nasıl koyulur sitemize. Daha sonra tables'lar. Bu üç olguyu sizlere göstermek istedim. Tabii göstermek istediklerimin arasında form da vardı ama şimdi saatimiz ilerlediği için ben bu formları size yapay olarak göstermek istemedim. İstemedim. Form kontrollerini
ayrıntılı ve form submit olayın arkadaşlar. Şimdi ne vardı bizde? HTTP get diye bir öz işlemimiz var. Bir de HTTP post var. Arkadaşlar get neydi? Sadece kullanıcı görür bu işlemi. Getirir yani veriyi. Ama bu server'a gönderir. Server'a girilen bilgi gider. Yani açıkçası formlarda böyle şeyler olduğu için şuralar beni şu anda hani vicdanım el vermedi geçmeye. Şu kısım ayrıntılı çok fazla var. Yine HTTP GET ve HTTP POST olaylarımız var. Bunları tam olarak hani anlatabilme adına ve videomuz da şu anda bayağı uzatması adına bu dersimi arkadaşlar bir sonraki seansa bırakmak istiyorum. Sizin de tabi değerli düşünce ve görüşlerinizi teker teker aldıktan sonra dersimi tamamlamak istiyorum. Ya da sorularınız varsa tabii ki. Evet, söz sizde arkadaşlar. Aydın yazmış. Mikrofon açılmıyor. Arkadaşlar direkt ekipler ekranında bir sütun var. Mikrofon kameranızı açıp kapadığınız oradan mikrofonunuzu açabilirsiniz. Ama tabii yazıdan da bakalım. Çok teşekkür etmiş. Ben teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Evet Reşat soydaşım. Reşat kardeşim. Kesinlikle işlenecek. Planımız şöyle söyleyeyim. Ya da ben sözle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar planımız şu HTML'de devam ettik. Güzel bir dersimiz daha oldu. C#'a geçeceğiz. C#'da devam edeceğiz yarın. Yarından sonra MVC'ye dönüyoruz. Orta düzey MVC derslerimiz olacak. Ve bunda evet ve orta düzey MVC'de kesinlikle üzerinde duracağımız yegane konuların başında tech helper gözüküyor. Özellikle tech helper'ları şöyle düşünüyorum. Orta düzey iki taraflı işleyeceğiz. Orta düzeyin bazı konuları var. Hem onlara bakacağız. Hem de Razor syntax konusunu işleyeceğiz. Ve burada ayrıntılı olarak tech helper'ları anlatacağım size. Action link verilme olayları, daha sonra Razor syntax içerisinde döngüleri nasıl kullanırız? Bunları ayrıntılı işleyeceğiz. Extension metot tabii ki arkadaşlar önemli. Çünkü biliyorsunuz biz sıfırdan kod yazıyoruz MVC'de. Eklentileri yazdığımız zaman da çok fazla bir şekilde işimize yarayacak. Özellikle kurumsal mimarilerde bizim işimizi güzelleştirecek aşamalardan biri. Extensions örneğimiz de olacak tabii ki. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet. Evet Reşat kardeşim önemli konu. Extension yazmak. Ama şu extension ve tech helpers'ları çok güzel işleyeceğiz ve bunlardan birer de görev vereceğim herkese. Hani oralarda gezineceğiz böyle bir hafta. Belki o hafta ders işlemeyeceğim. Herkes üzerine düşen konuları anlatacak arkadaşlar. Evet Razor Page dediğim. Şöyle dediğim gibi orta seviye geçtiğimiz gün. Hadi bu haftayı sıcağı sıcağına anlatayım. Şurada göstereyim ben sana. Bak. Şurada yazayım hemen. Orta düzey MVC işleyeceğim. Bununla birlikte aynı kolda Razor syntax işleyeceğiz. Bazen yazıda yanlışlık yapabiliyorum. Syntax işleyeceğiz.
Bu iki konuyu birlikte götüreceğiz. Razor Syntax'taki konularımız ne? HTML helper metotları. İşte extension yazmak. Başka orada ne demiştik? Şöyle bir geçebilir miyim oraya? Şöyle şunu kapatalım. Evet, buraya da gelmiş oldu zaten. Tam olarak nasıl projeler yer alır? Yani bir blog sitesi için değer mi? Şurada şöyle. Kesinlikle değer ve bizim şu anki ileriki aşamalarımızda yapacaklarımız kurumsal mimari çatısında bir web sitesi yapacağız. Kurumsal bir web sitesi. Yine blog sitemiz de var yapacağımız. Yani arkadaşlar şu an piyasada çok güzel, hani derler ya, peynir ekmek gibi satılan cinsten. Ama en önemlisi, yapmamız gereken önemli proje de şu arkadaşlar. Kurumsal talep sistemi. Buna CMS de diyorlar piyasada. Yani bunların içerisinde ne var? Masraf yönetimi var. İşte araç talep yönetimi. Sallıyorum, seyahat yönetimi. Bizim üzerine düşeceğimiz yegane konular bunlar olacak. Çoğu yazılım firması şu anda uğraşmıyor bunlarla. Güzel müşteriler de edinebiliriz. Güzel projeler de çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar, başka soru yoksa kapatıyorum oturumumuzu. Yarın C# dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank you.